Merhaba arkadaşlar, Efeniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi bu kanal içerisinde uzun süredir sizlerle paylaşmaktayım dostlar. Evet, Shiba Coin şu anda 4200 bandından işlem görmekte. Fakat Türk Lirası bazında yüksek, çünkü bunun nedeni Tether'in yükselmesi dostlar. Yani şu anda mantık açısından bakın yatırım tavsiyesi değildir. Elde Türk Lirası tutmaktansa herhangi bir coin almak mantıklı. Herhangi bir coin dedim de tabi shit scam coinler değil, mantıklı coinler atıyorum. Yani şuradaki portföydeki ilk ondan birini alsanız bile Türk Lirası tutmaktan daha mantıklı gibi geldi bana. Çünkü dolar durmak bilmiyor arkadaşlar. Türk Lirası maalesef dakika dakika eriyor dolar karşısında. Ülkemizi kötü günler bekliyor sanırım. Umarım bir an önce çözüme kavuşur. Durumlar pek iç açıcı değil. Neyse, şimdi biz işimize dönelim ve Shiba Coin'in destek direnç noktalarını ve Shiba ile ilgili kötü bir haber var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Verelim. Evet dostlar, son destek Shiba Coin'de 4128 bandı kısa vadede. Benim için kısa vadede Shiba Coin için 4480 bandıydı. O da kırıldı. Artık bu son tutunacak dalı. Bunu da tutunamazsa Shiba Coin bir süre daha düşüş sergileyebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Herhangi bir hacimde de değişiklik yok. 13 milyar tetherleri bulan Shiba Coin hacmi 24 saatlik şu anda 486 milyonlara kadar düşmüş vaziyette. Durum hiç iç açıcı değil. Destek noktaları 4128 bandı şu andaki. Son desteği direnci 4400 bandı, daha sonra 4990 bandı Shiba Coin'de. Evet dostlar, neden Shiba Coin yükselmiyor? Metaverse projeleri neden yükselişte? Sandbox, rehavet var çünkü. Mana vesaire. Şu anda Dogecoin iyi gidiyor. 2.80 Dogecoin'in Robinhood ile ilgili bir haberi çıktı. Shiba Coin ne zaman yükselir? Evet arkadaşlar, şimdi Shiba Coin volüm giderse buradan da yükselir. Hacime bağlı. Ama şimdi altcoin'lere tetikleyen nokta Total 2. Bizim Total 2'miz nasıl? Gayet yolunda gidiyor. Destek bandı burada Total 2'nin. Bunun altına kırmadıkça sıkıntısı yok. Ekstradan ana destek 1.418 trilyon. Üstünde kaldıkça sıkıntı yok. Yani 1.472'nin üstünde çıktığı her sürece direkt 1.559'a oynayacaktır arkadaşlar. Kırılım burada gelmişti. Şayet burası da kırılırsa altcoin'lerde çok güzel fırsatlar devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin'in o kötü haberine geçiyoruz arkadaşlar. Balinalardan Shiba Token için kötü haber. Balinalar Shiba'yı satarak, atarak, yaparak, ne bu ya? Nasıl bir haber ya? Tether'e geçiyor. Kripto para piyasasındaki düzeltme tüm yatırımcıları ilgilendiriyor. Bunların arasında balina olarak adlandırılan yüklü miktarda coin'e sahip büyük yatırımcı grubu da var. Kripto para piyasası %5 ile 10 düşerken balinalar da harekete geçti. Öyle görünüyor ki yatırımcılar fonlarını yeniden dağıtmaya başlarken bazı coin'leri geride bırakarak USDT'ye geçiş yapıyor. Wallstreet'in sağladığı verilere göre Ethereum ağındaki en büyük 1000 cüzdanda bulunan toplam ERC20 token'ı varlıklarının %18'ini Shiba'yı oluşturuyor. Daha önce ise büyük cüzdanlarda bulunan token'ların %22'den fazlasını oluşturuyordu Shiba'yı token'lar. Balinalar aynı zamanda ticaret yaptıkları coin'lerde de değişikliğe gitti. Şimdi Chainlink ya da Bitpanda token gibi altcoin'lerin ticaretini yapıyorlar. Ama aynı zamanda balinaların fonlarının %7'den fazlası fiyat paralara gidiyor. Balinalar kripto para piyasasında devam eden düzeltmeden korunmak için fiyat paraya geçmeye başladı. Balinaların bugünlerdeki favorisi. Yine de hala yatırımlarını yönlendirdikleri tokenlar da var. Bu aralar balinalar arasındaki en popüler meme token Elon. Son 24 saatte en çok alınan coin oldu. Yine de dolar cinsinden en çok değerin ayrıldığı kripto para hala Shiba Inu. Ancak Shib fiyatı ETH değerinden sonra %50'den fazla değer kaybetti. Balinaların Shib'den sonra en çok aldığı kripto para ise CRO token.
Bu kripto paranın Ethereum balina cüzdanlarındaki hakimiyeti ise %6,5. Diğer yandan USDT ve Ethereum'dan sonra balinaların en çok satın aldığı kripto para ise Gala token. Evet arkadaşlar, haber böyleydi. Shiba Coin'e verdiğimiz desteklere bakalım. Umarım buradan seker sekemezse Shiba Coin için kötü günleri geride bıraktık. Önümüzde daha kötü günler var diye düşünüyorum Shiba Coin için. Ama uzun vade spotta düşünen varsa parça parça ekleme yapar, maliyetini düşürür diye de düşünmemek elde değil. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada paylaşımlar yapmaktayız. Fikirlerimiz, haberler vesaire her şey burada dostlar. Yani şiddetle takip etmenizi öneriyorum sizlere. Bu videoda tek tavsiye bunu verebilirim. Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.